Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek elma ile hazırlayabileceğimiz çipşak bir tarifim var. İnanın çok lezzetli oluyor. Tam bir kurtarıcı tarifiniz olacak. Bol suda güzelce yıkadığımız elmaları ince ince dilimleyelim. Ben bu şekilde bir aparattan yardım alarak çekirdeklerini çıkartıyorum. Herhangi bir aparat kullanarak ya da bıçakla da aynı işlemi görebilirsiniz. Çekirdeklerini tamamen çıkaralım. Şimdi bir kasenin içerisine bir yemek kaşığı şeker alıyorum. Bir tatlı kaşığı da tarçın ekleyeceğim. Bu ölçüleri tamamen damak tadınıza göre de ayarlayabilirsiniz. Şeker miktarını ya da tarçın miktarını arttırarak kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde güzelce karıştırıyorum. Tarçınlı şekerli karışımın içerisine elma dilimlerini arkalı önlü olacak şekilde güzelce buluyorum. Bu şekilde Elma, tarçın ve şeker uyumuyla muhteşem çayın, kahvenin yanında atıştırmalık bir lezzet hazırlıyoruz. 8 dilim milföy hamuru kullanacağım. Bir tane elmadan 8 dilim milföy hamuru yeterli oluyor. Videoda gösterdiğim şekilde kenarlarından bu şekilde keselim. milföy hamurlarınızın yumuşamış olması gerekiyor. Bu şekilde ortaya bir tane elma dilimini alarak kenarlardan içeriye katlayarak çiçek şeklinde bir görüntü elde ediyoruz. Hemen şöyle güzelce açtırıp göstereyim. Bu şekilde tüm milföy hamuru ve elma bitinceye kadar aynı işlemi uyguluyoruz. Videoyu boşamaya kadar izlediyseniz tarifi merak ettiğinizi düşünüyorum. Eğer sayfamı takip alırsanız birbirinden farklı ve lezzetli tarifleri siz de anında öğrenmiş ve haberdar olmuş olursunuz. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Fırın tepsisinin üzerine yerleştirdikten sonra 200 derece alt üst ayarlı fırında tamamen alt üstü kızarıncaya kadar pişiriyorum. Hem görüntüsü hem de lezzeti inanın çok güzel oluyor. Şöyle biraz soğuduktan sonra servis tabağının içerisine aktarıyorum. Şöyle altı üstü çok güzel oldu. Dışı çıtır çıtır içerisindeki tarçınlı elmasıyla çok ama çok lezzetli oluyor. Çayın kahvenin yanında şipşak hazırlayabileceğiniz tariflerden birisi. Son olarak üzerine bolca pudra şekeri serpelim. Eğer tarifi denerseniz resimlerini videonun altında yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Pratik tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun.